Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 26. videomuzdayız. Sayfa 76'dan devam ediyoruz. Burada ne görüyoruz? Merdiven işlemleri. Merdiven işlemleri ne demek? Adı üstünde hani mantık yürütün. Merdivenlerde bir basamak bir basamak veya işte hani isteyen ikişer basamak doladır. Ama adım adım gitmeniz gerekiyor. Ee, böyle İngilizce bir tabir var. Step by step diye adım adım ilerleniyor. Burada da merdiven işlemlerine de bunun bu şekilde söylememizin sebebi birazdan işlemlerde de göreceksiniz ki adım adım ilerleyerekten sonuca ulaşıyoruz. Hadi gelin bir bakalım ne demek istiyoruz. Şimdi bakın gençler size şöyle çizmeye çalışırsam eğer şu birinci işlemi tamam mı? Buradan bulduğum işleme A diyelim. O zaman 1 bölü 1 artı 1 bölü A yapıyorum. Sonra şu işleme ikinci işlem diyelim ve bunun sonucu da B olsun. Ondan sonra 1 bölü B'yi bulmak istiyorum aslında. Yani ne demek istiyorum? Önce bunun sonucunu, sonra bunun sonucunu bulunca bunun sonucunu bulmak istiyorum. Ve bunun sonucunu bulunca tamamının sonucuna bakıyormuşum. O yüzden ben merdiven işlemleri diyorum buna. Hadi gelin nasıl çözülüyor ona da bir tekrar bakalım. Şimdi bana önce şurayı çözülüyor değil mi? Yani 1 artı 2 bölü 3 diyor. E 1'i 1 bölü 1 gibi düşün ve 3 ile genişletirsen eğer 3 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten sonuç 5 bölü 3 yapıyor. O zaman diyeceğim ki şu işaretlediğim yerin sonucu neymiş? 2 bölü 3. Ee, o zaman neye bakacağım? Şu kısma bakmak istiyorum artık. Şimdi şu kısma bakarsam eğer bu kısımda neymiş? 1 bölü 2 bölü 3 demek. E şuraya birinci kısım diyelim. Buraya da ikinci kısım diyelim. O zaman birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. O da ne yapıyor? 3 bölü 2 yapıyor. O zaman şuranın tamamı benim için ne demekmiş? 3 bölü 2 demekmiş. Şimdi gençler önce nereye yapmam lazım? Şuraya yapmam lazım. Bu ne demek? Bakıyorum 1 artı 2 bölü 3. Peki bu 1'i 1 bölü 1 gibi düşünüp paydasını 3'e eşitlemek için 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 3 artı 2 bölü 3 diyorum toplarsam ne yapıyormuş? 5 bölü 3. O zaman bunun sonucu 5 bölü 3 olacak. Peki sonra benim neye bakmam lazım? Şuraya bakmam lazım. Burası ne olacak o zaman? 1 bölü 5 bölü 3 olacak. Şu kısma 1 diyelim. Şu kısma da 2 diyelim. Ki birinciyi aynen yazalım. ikinciyi ters çevirip çarpalım. O da sonuç olarak 3 bölü 5 demekmiş. He, o zaman şuranın tamamı 3 bölü 5 demek oluyor. Sonrasında ne yapıyorum peki? Diyorum ki hocam şurayı buldum ya sonuçta 3 bölü 5. 1 artı 3 bölü 5'i soruyormuş bana. Tamam diyelim ki o zaman 1 artı 3 bölü 5. Burayı 1 bölü 1 gibi düşünüyorum. Ve 5 ile genişlettiğimiz zaman 5 bölü 5 artı 3 bölü 5 diyorum. Toplarsam da 8 bölü 5 yapıyormuş burası. Şimdi en son işlem olarak ne kaldı elimde? Şu fosforlu kalemle boyadığım yerin sonucu neymiş? 8 bölü 5. O zaman ne yapacağım? 1 bölü 8 bölü 5 istiyor benden. 1 bölü 8 bölü 5 yapacağım. Birinci aynen kaldı. İkinci kısım 8 bölü 5. Ters yeri çarptığımda sonuç o zaman 5 bölü 8 oluyormuş. Şimdi sana çok fazla işlem yapmışım gibi gelebilir. Tabii ki haklısın. Ama ne yapıyorsun? Adım adım ilerlersen, adı üstünde merdiven işlemleri, merdivenleri birer birer çıkarsan emin ol birazcık yorulsan bile sonunda en azından evine ulaşmış oluyorsun ve yani ne yapıyorsun? Dinlenebilirsin. O zaman sen de ne yapıyorsun soruyu çözerken adım adım ilerliyorsun. Evet birazcık yorulacaksın. Haklısın ama en azından doğru sonuca ulaşmış olacaksın. Evet gençler, şimdi ikinci sorumuzda birazcık daha karışık. Önce gelin şurayı bir adım adım yazalım. 1 eksi 1 bölü 3 diyor bana. E bunu 1 bölü 1 gibi düşünüp 3 ile genişlettiğim zaman 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 yani sonuç 2 bölü 3 oluyormuş. Tamam şurası 2 bölü 3 ve burada 2 bölü 3 bölü 2 var. O zaman diyorum ki 2 bölü 3 bölü 2 dediğim ifade şurası 1 yani 2 bölü 3 aynen yazıldı. İkinciyi ters çarpıyorum. E bu 2 bölü 1 ya. Ters çarptığımda 1 bölü 2 olacak. İkiler de sadeleşirse sonuç 1 bölü 3 oluyor. O zaman şuranın tamamı neymiş? 1 bölü 3 demekmiş. Hadi gel bir daha yazalım. 1 artı 1 bölü 3 diyor. Bölüm. Şimdi şuraya bir bakalım mı? 1 artı 1 bölü 4 diyor değil mi sana? O zaman bu ne olacak? 1 artı 1 bölü 4 dediğim ifade 1 bölü 1 gibi düşünelim. Ve 4 ile genişletirsem eğer 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 yani 5 bölü 4 yapıyor ee, o zaman şurası 5 bölü 4 demekmiş. E ne var şuranın tamamına baktığımda 1 bölü 5 bölü 4 oluyor. Şurayı bir düzeltelim hızlıca. 1 bölü 5 bölü 4 oluyor. O da birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirip çarptım. Sonuç olarak 4 bölü 5miş. Ee, o zaman hocam şurası 4 bölü 5 ise düzeltelim ve yazalım. 2 eksi 4 bölü 5. Hocam bana aslında bunu soruyormuş. 1 artı 1 bölü 3 ne olacak? 3 kere 1, 3 artı 1'den 4 bölü 3 ve 5 kere 2, 10 eksi 4'ten 6 bölü 5 oldu. Bu taktikleri öğrendik biz zaten. E o zaman en son burası benim için birinci kısım, burası benim için ikinci kısım. Birinciyi aynen yazdım, ikinciyi ters çevirip çarptım. O zaman 4 kere 5, 20 bölü 3 kere 6, 18. 20 bölü 18 şıklarda muhtemelen yoktur. Çünkü niye? ÖSYM sadeleştirmeyi çok sever. 2 ile sadeleştir. 10 bölü 9 olacakmış. Biliyorum kafam birazcık karıştı, çok fazla işlem yaptık ama emin ol adım adım ilerlersen ve hangi adımda kaldığını unutmazsan çok rahat bir şekilde bu soruyu çözersin. Hemen altta sana bıraktım alıştırmaları çözüyorsun, sonra diğer videoya geliyorsun. Diğer videoda da merdiven işlemlerinin bir değişik türünü anlatacağız, orada iyice anlarsın. Şimdilik kendine iyi bak, bay bay.